insanların ve toplumların hayatında heyecan duyduğu, gurur duyduğu, şükredeceği, teşekkür edeceği günler vardır. İnanıyorum ki bugün burada bulunan hepimiz için ve milletimiz için hem şükredilecek bir gündür, hem teşekkür edilecek bir gündür. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Böylesine anlamlı ve muhteşem bir hizmeti eseri milletimize ve tüm insanlığa kazandırdığı için Sayın Başbakanımıza, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünü hatırlamayanlar, dünün sıkıntılarını unutanlar bugünün kıymetini bilemez. Daha dün denecek kadar kısa bir süre evvel yatırım yapamayan, maaş ödeyemeyen, borç bulamayan, iki yakası bir araya gelemeyen bir Türkiye'den iki kıtanın yakasını bir araya getiren bir güne, bir mutluluğa ulaştıysak gerçekten Cenab-ı Hakk'a çok şükretmeliyiz. Bugün şükredilecek bir gün. Bugün Türkiye bu ve benzeri projeleri ya tek başına ya özel sektörüyle, devletiyle ve dostlarıyla yapabiliyorsa ülkenin geleceği aydınlıktır. Daha evvel de ifade ettim. Yıkılacak duvarın altına hiçbir akıllı adam oturamaz. Eğer dostlarımız bize güveniyorsa, kredi verebiliyorsa, gelip bu ülkeye yatırım yapıyorsa, birlikte ortaklıklar kurabiliyorsak, bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede huzur var, bu ülkede gelecek var demektir. Buna inanmamız lazım. İnanıyorum ki her 29 Ekim'lerde bu ve benzeri projelerle Cumhuriyeti kutladığımız an bayramlarımız daha anlamlı olacaktır. Cumhuriyeti ve demokrasiyi bize kazandıranların ruhları şad olacaktır. Hepsini böylesine bir bayram gününde, Cumhuriyet Bayramımızda rahmetle, saygıyla anıyor, yaşadığımız günün ve heyecanın daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.